Evet arkadaşlar şimdi küresel yüzeylerdeki kırılmayı inceleyelim. Şimdi küresel yüzeylerde kırılmada eğer ki arkadaşlar ayırıcı yüzeyimiz düzlemsel bir doğru şeklinde ise normalimizi düzleme dik olarak atıyorduk. Yani ayırıcı yüzeye bir dik atıyorduk ve bu dik bize neyi veriyordu? Normali. Ama eğer ayırıcı yüzeyimiz küresel bir yapıdaysa buradaki normali merkezden çizmemiz gerektiğini söyleyebiliyoruz. Yani ışınlarımız küresel bir yüzeye denk gelmiş o zaman normalimi merkezden çizmem gerektiğini söyleyebiliyorum. Şu bizim için artık neymiş normaldir dedik. Peki burası hava ortamı bulunsun ve burası içinde cam dediğimizi kabul edelim. Ve bizim için camın kırıcılık indisi havanın kırıcılık indisinden daha büyüktü. E peki azdan çoğa gelen bir ışın ne yapmak zorundaydı? Normale yaklaşıyordu. O zaman ışınlarımızı normale yaklaştırdım. Sonra Işınlarımız yine küresel bir yüzeye denk geldi. Normali nereden çiziyoruz? Merkezden. Peki bu ışınlar hiçbir kırılmaya uğramasaydı bu şekilde gidecekti. Çoktan aza geçerken ışınların normalden uzaklaşması gerekiyordu. O zaman ışınlarımı normalden uzaklaştırdım. Eğer ışınlarımızın uzantısı merkeze doğru gelirse bu ne demektir arkadaşlar? Normal üzerinden gelen bir ışın olur. Ve normal üzerinden gelen bir ışın hiçbir kırılmaya uğramıyordu. Yani doğrultusunu değiştirmeden sadece hızını değiştirerek yoluna devam ediyordu. O zaman bu ışınların da doğrultusunu değiştirmeden hızını değiştirerek yoluna devam ettiğini söyleyebilirim. Peki üçüncü duruma baktık. Dikkat edersek yüzeyimiz düzlemsel bir yüzey ve ışınlar bu ayırıcı yüzeye dik gelmiş. O zaman ışınlar hiçbir şekilde doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam etti. Ama sonra küresel bir yüzeye denk gelen bir ışınımız var. Küresel bir yüzeyde normalimizi merkezden çiziyorduk. Merkezden çizdim ve çoktan aza geçerken ışınlar normalden uzaklaştı diyebiliyoruz. Peki hemen buraya baktım. Şimdi dikkat edersek yine düzlemsel bir yüzeydeyim ve normalimi yüzeye dik atarak buldum. Şurası bizim için normal. Ve ışınların azdan çoğa geçerken normale yaklaştı. Peki merkezden çıkan bir ışın normalden geliyormuş gibi oldu. Ve normalden gelen bir ışında neydi arkadaşlar? Kırılmaya uğramıyordu diyebiliriz. Kırılma indisleri N1, N2, N3 olan ortamlarda I ışını şekildeki yolu izlemektedir. Ortamların kırılma indisleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi küresel bir yüzeye denk geldiysek küresel yüzeylerde bizim için normal merkezden çiziliyordu. Ve merkezden normalimi çizdim. Eğer hiçbir kırılmaya uğramasaydım ışının izlediği yol şuydu arkadaşlar. Dikkat edersek ışın normale yaklaşmış. Peki biz ne zaman normale yaklaşıyorduk? Azdan çoğa geçerken. E o zaman N2 büyüktür n birdir diyebiliyorum. Ve sonra ışın hiçbir kırılmaya uğramasaydı şu doğrultuda gidecekti. E peki ayırıcı yüzeye normalimizi çizerken nereden çiziyorduk? Merkezden. Çünkü küresel bir yüzeydeyiz. Merkezden normalimi çizdim ve dikkat edersen ışınlar normale yaklaştı. Peki ne zaman yaklaşıyorum? Azdan çoğa geçerken. Yani n3 büyüktür n2 o da büyüktür n1'dir diyebiliriz. Tek renkli ışının izlediği yolu çiziniz denilmiş arkadaşlar. Hemen şöyle düşünüyorum. Burada yine küresel bir yüzeye denk geldiğimiz için normalimizi nereden çizmemiz gerekiyor? Merkezden. O zaman merkezden normalimi çiziyorum. Şu bizim için normal değerimiz. Ve sonrasında dikkat edersek azdan çoğa doğru bir geçiş var. Işınlar hiçbir kılmaya uğramasaydı şu doğrultuda yoluna devam edecekti. Ama şimdi normale yaklaşması gerekiyor. Işınlarım normale yaklaştı. E bir düzlemsel aynaya çarpan ışın gelme açısı yansıma açısına eşit olacak bir şekilde tam yansıma yaptı ve küresel yüzeye denk gelen bir ışın için normalimi merkezden çizdim ve bu ışınlar çoktan aza geçerken normalden uzaklaşarak kırıldı diyebiliyoruz. Şekildeki camdan yapılmış O merkezli yarım küre şeklindeki ortama gönderilen I1, I2, I3 ışınlarından hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak I1 ışınımıza bakalım arkadaşlar. Düzlemsel bir yüzeye gelen bu I1 ışını için ne yapıyorum? Ayırıcı yüzeye bir dik attık. Ayırıcı yüzeye atılan dik bize neyi veriyordu? Normali. Peki bu ışınlar ne yapmış? Azdan çoğa geçerken normale yaklaşmış. En ufak bir sıkıntı yok. Sonra dikkat edersek merkezden çıkan bu ışınlar normal üzerinden geldiği için hiçbir kırılmaya uğramayacaktı ve burada da kırılmamış. Demek ki I1 ışını doğru çizilmiştir diyebilirim. Peki I2 için bakıyorum. Ayırıcı yüzeye bir dik attık. Bu bizim normalimiz. Işınlar azdan çoğa geçerken normale yaklaşmış. Sıkıntı yok. Sonra küresel bir yüzeydeyiz. Normalimizi merkezden çizdik ve ışınlar çoktan aza geçerken normalden uzaklaşmış bu da doğru çizilmiştir diyebilir. Peki I3 ışını için bakacak olursak dikkat edersek ışınlar hiçbir kırılmaya uğramadan yoluna devam etmiş. Ama küresel bir yüzeyde biz normalimizi merkezden çiziyorduk. Ve bu ışın azdan çoğa gelirken mutlaka normale yaklaşmak zorundaydı. Ve hatta düzlemsel yüzeyde de bir kırılmaya uğrayarak normalden uzaklaşması gerektiğini söyleyebilirim. O zaman I3 ışınının yanlış çizildiğini söyleyebiliyoruz. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2'dir diyebiliyorum. Kırılma indisleri N1, N2, N3 olan 3 ortamdan geçen I ışınının izlediği yol şekilde gösterilmiştir. Buna göre ortamların kırılma indisleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. N1 ve N2'yi kıyaslarken ayırıcı yüzeye bir dik atıyorum. Çünkü düzlemsel bir doğrultu üzerindeyiz. Ve bu bize neyi verdi arkadaşlar? Normali. Ve ışığın hiçbir kırılmaya uğramasaydı şu şekilde gidecekti. Ve dikkat edersen ışınlar normalden uzaklaşmış. Ne zaman normalden uzaklaşıyorduk? Çoktan aza geçerken. Yani N1 büyüktür, N2'dir diyebiliyorum. Sonra... Işınlarımız küresel bir yüzeye çarptığı için normalimi merkezden çizdim. Ve bu ışınlar dikkat edersek normalden uzaklaştı. Ne zaman normalden uzaklaşıyorduk? Çoktan aza geçerken. Yani n2 büyüktür, n3'tür de diyebiliyoruz. Müzik